Ben Özgür'üm. Hazır kalk. Hazır kalk. Ana, bu itilmişin zulmünden kurtuldum da. Ben de kendimi çayıra bayıra vuracağım ama. Nerede o günde? Hazır kalk. Lan. Hazır kalk. Lan itilmiş. Kalp altı hazır kalkmadı bu da. Sabah sabah kalkana kaybaltısını etmeden ne bağırıyor? İbibuk. Ulan çay hazırladım. Gel hadi soğutmadan gel. Geç ayılır için fark etmez sıcak soğuk ama olsun gel doğdurdum. Bakalım inekler şu fark edecek mi? Güzel bir çayı bir emir kanda içersin. Bir de gariban kakılmışsın evinde. Ay nevi kakılmış. Gelince kendime kanun hükmünde bir karar aldım. Bundan sonra seni dövmeyeceğim. Allah Allah inanmıyorum. Doğru i̇nan, mu diyorsun? İnan kız doğru diyorsun. Afiyet olsun. Kendime başka bir oyun buldum kakılmış. Ne buldun lan araştırmacı ayol? Bak. Ben de bundan sonra çocuklar gibi Pokemon oynayacağım. Anne! O ne be? Anne ismi ne bunun? Pikachu! Pikachu mu? Pikachu! Anne bu güzel şey bu böyle bir adı da güzel. Yürümsün mü korkusun yok aslında. Yürümsün şimdi yürümsün sen. Yürümsün yürümsün yürümsün. Güzel. Güzel. Siz beraber oynayın benim acık içerim. Ya olmadı ama kalmış. Bu oyunda senin de olmanı lazım. Anne döndüm ben çocuklar gibi ben. Ya kalmış. Senin de olman lazım dedim. Tamam canım o halde peki. Ne dedim ben? Sen hiçbir şey etmeyeceksin. Sen şimdi şu divana bir çık bakalım bakalım. Divana çık kız. Çıksana be. Tamam çıkıyorum ben. Divanı ortala şöyle yürü. Dön şimdi bana doğru dön. Kafayı aşağı yık. Evet. Ne kadar bak. O seni seçtiğim bir kaçıyor. Allah belanı versin. Allah belanı seni oyun diye seçtiğin şey bu muydu lan? Nasıl Allah çok zevkli bir oyun değil mi kız kalkılmış? Ulan katil bana! Ulan çocuk oyunlarını bile getirdin en psikopatını buldum. Aa bak kalkılmış demek ki televizyonlarda gösterilen şiddet içerikli çizgi filmleri çocukların ruh sağlığını bozuyormuş. Bak benim bile ruh sağlığım bozdu bak. Seni seçtim. Bir kaçın seçersin lan! Kalkan abi! Ulan Kalkan abi! Şu futbolu operasyonu, kasırga operasyonu bitince bir de itilmiş operasyonu yap, kurban oldum. Hazır elim değmişken aradan çıkar, kalkan abi! Sana yapma lan, sana yapma! Bak şimdi sana bir uçan tekme operasyonu yaparım, feleğin şaşar. Yürü bakalım işe, hadi. Ne işi be? Oryantalayım. Bayram arefesinde iş mi olur mu? Ben şimdi gidip Arap Kadir abiyi göreceğim. Niye görüyorsun la elin Arabını? Onlardan ortak kurbana gireceğiz. Söylemesi ayıp. Ecik para biriktirdim de. Ula evlendiğimizden beri ilk defa kurban kesici sevinmiyor buna. Nereden buldun la o kadar parayı? Panga mı soydun la? Nereden olacak? Senden habersiz bir günde üç işe birden gittim. Oradan biriktirdim ecik. Sağdan soldan da borçluluk denkleştirdim. Motorella gibi karısın lan kalkılmış. Bak ne diyecek? Bize kurban gerekmez. Biz fakus. Bize kurban gerekmez. Bak biz en iyisi horoz keselim. Bak paranın kalanını da yiyoruz. Yo. Tavuk keselim. Daha çok para artar. Kız kalkılmışsın. Pençelerini yalı itilmiş efendim. Bak ver lan şu paraları çabuk. Çekil. Ver lan. Allah cezanı versin. Ulan taşlarla gebertirsin ben seni. Bak bana. Kalkılmış intifada hareketi başlıyor. Ulan kurban oldum Filistinli. Ayıları kaçırmak için ne güzel yöntem bulmuşlar! Evet. Sabah şeriflerim good morning olsun. Ey günler, ey günler. Ha, ne diyorsun kız? Ne yapayım kız, bayram temizliğine başladım. Kolay gelsin bakalım. Sağ olasın. Anne.
ne? Bu yakışıklı oğlan da kim böyle be? Anam Cenk'miş meğersem be. Ne güzel pantol bu böyle he? Ulan çok yakışıklı olmuşsun. Artist be artist. Bayramlık pantolum annem aldı. Ana, anam benle beraber kurban olsun sana. Yürüm beğensin. Yürüm böyle bıncırırım seni. Kupartırım çukunu valla. Kız söyleyiniz orada. Kız oynaşma benim sevgilimle. Kız kanırım. Kız buruk yedi geldi. Kendi. Uy ben seni yerim. Kız sen temizliğe gitmedin mi bugün? Potansiyel telefonu yaratı. Yok gitmedim. Kendi evimi temizliyorum. Kız ev değil. Halkalı çöplüğü sanki be. El alemlerin evini temizlemekten kendi evimizi temizleyebiliyoruz. Vallahi be. Doğru söylüyorsun kız. Ferdi sokuğunu dikemezmiş. Bizimki de oya sapıydı. Sen evini daha temizlemeyeceksin mi? Benim bir işim var. Dönüp gelip temizleyeceğim. Kız bana da yardım edin be Allah. Şu temizliğe ben. Benim işim bitsin. Ben hemen geldim. Tamam. Hiç merak etme. O zaman ben gidiyorum. Hadi. Hadi hasta la vista. Arrivederci. Güle güle. Yavrum. Oh. Öğrenemedim şu oyunu ben. Aferin Beyza'cığım. Bayağı ilerleme var sende. Ne yapıyorlar Erhan? Şeyi bak, hukukta iki kere yedi kaç ediyorlar. Yapma be bu. Ağız amca, sen de öğreniyorsun değil mi? Şeyi bak, beş. Hadi abiciğim ya, kaçar mı ya? Bu sefer yiyecek isen ben. Hadi abiciğim, hadi ya. Günaydın Kadir abi. Merhaba İtilmiş. Nasılsın Kadir abi? İyi, diyelim iyi olalım. Yine ne oluyor? Bir şey oldu ondan diye. Yoruldum artık. Hele bizim oğlan hayırlısıyla askerden bir dönsün. Bir daha elimi sürmeyeceğim şu işlere. Bir işittiğim şeye bak ya. Zeki şuradan Murat'ın eskenliğine ne kaldı ki? Ben bir tane kapayım dedim. Arkadaşlar bu oku bültenden bir tane ver bakayım bana. Size iki tane sağlam tek vereceğim. Ya bir kısa kemal be kısa kemal abi. Vallahi öderim ya. Sonra öderim. Lan be ödermiş. Ne ödüyorsun be? Borcun, memleketin dış borcunu geçti be. Maşallah lan Yılmaz. Devlet gibi adamsın abi. Tek başına memleketle yarışıyor. Hadi abi. Sen de dalga geçme bari kardeş. Vallahi öderim abi. Dün Bursa'dan çağırmışlar. Gitmişim oynamışım. İki güne kalmaz parasını verirler. Ben de öderim abi. Hadi ya. Yüzünde yara bere yok. Dayak yememişsin. Her zaman dayak sahnesi için çağırmıyorlar ki abi. Bu sefer de rol icabı. Hamdi Atay Zeynep'in Samanlık'la Seyran sahnesi çekmişiz. Vallahi dillere destan olacak. Hadi ya. Hamdi Atay Zeynep'in Samanlık'la Seyran. Sen Samanlık'la Saman'ın sapanı mı oynuyordun? Küme yutturuyorsun be. Ufakatta Fred Çıkınlar yesin. Gide. Senin filmlere sadece dayak yemek için çağırıyorlar oğlum. Hadi yürü de el setraşını görelim. Herkeşlere günaydınlar olsun. Günaydın kakılmış yenge. Nasılsın? Evet nasıl? Başlık duruyoruz. Hep aynı işte. Anne. Senin ne işin var burada be? Bana başmadın mı sen bugün? Dolar dalgalanmaya başladı, piyasa battı yenge. Ben de kafama göre açıyorum, kapatıyorum dükkanı. Kakılmış yenge, Şehriban nasıl? Allah canım, iyidir. Bana bak, akşama koştuk kasanı alırım ya. Bak demedi demiyorsun. Kasalar sana kurban olsun yengelerin güzeli. Aman ya, eskiden be. Cemal abi, biliyorum borç vermiyorsun ama... Yani hiç değilse cigara memnunum. Bir dal cigara ver be abi. Lan benim kara ağacım bu bak ki ben sana bir dal cigara vereceğim be. Nedir lan benim senden çektiğim he? Sen yarın altıda resim getir de ben seni evlat edeyim. Vallahi iyi olur abi. Ver ben arada be. Aman boş ver Allah aşkına. Uğraşma şu garip anlamda. Ya öyle söyleme kakılmış yenge. Bunların hiçbiri borçlarını ödemiyorlar. Benim durumum batık bankaların durumundan daha beter. Doğru diyorsun. Uğraşma Allah. İdare ediver. Ne edeceğim ya? Arap Kadir Kurem var mı buralarda? Kahveye doğru gitti. Hayırdır ne oldu? Şey kurbana ortak arıyordu ya. Galiba ben ortak olacağım. Maşallah. Söyleme sahip ecik para biriktirmiştim. Para biriktirdin. İyi o zaman şu bizim hesabı da bir kapatsak. Ben hemen defteri alıp geleyim. Yok beni defteri be. Bayramdan sonra öderim. Kaçmıyoruz ya. Hele aradan çıktı şu bayram. Ekim de kaçmıyoruz diyor ama para ödemiyor. Öderim canım girdim buraya. Cemal abi. Yani çok büyük adamsın vallahi bravo. Estağfurullah. Sigara için çok teşekkür ederim rica abi. Rica ederim. Öderim abi. Afiyet olsun. Çal lan ne sigarası? Hesabı aldın lan sigarayı. Kız Cemile. Gel buraya. Ulan bana bak. Üzgün aldım. Kim verdi buna bu sigarayı? Sen ona git Cemile sigara versin demişsin ya baba. Bu seferlik affettim demişsin. Kim demiş? Ben mi demişim? Ne zaman demişim? Ulan bana bak Fügünan. Eğer Fügünan ben seni yemezsem bana dayan. Seninle eğer ben karate filmi çekmezsem bana Kemal demesinler. Sana
zaten Kemal demiyorlar ki. Ne diyorlar? Kısa Kemal diyorlar. Yani ben demiyorum. Değil, herkes verelim diyor. Hadi konuşuruz. Ne güle kadar yemiş. Hadi ne oldu ya? Hadi hadi. Tarih oyunlarıyla olmaz bu işler dostum. Emekçi kısmı bileğinin hakkıyla para kazanmalı. Ya Eren bir sus lan, gördün seni bir sus lan. Hemen kısma ki dostum. E doğru söylüyor. Ha. Sen derme oka karışma ben. Ben şimdi geçerim ya kalacağım ki ben. Ne işin var lan burada framboğazlı ile verdim lan ayıp oynayalım değil mi? Bak bakın bir şekilde. Kadir abi. Kadir abi mi? Bir saniye. Kadir abi. Efendim. Katılmış yenge bir saniye dışarı gelebilir mi diyor. Aa oldu. Geliyorum şimdi. Vay 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 vay. Buyursunlar bakalım yengelerin en güzeli. Ya. Ne o? Böyle dışarı çağırdığına göre bir durum mu var yenge? Sen Kadir abi şu kurban işi için aradım. Hani siz kurbana yedinci ortak arıyordunuz ya. O şanslı kişi benim galiba. Değil mi ya? Biziz galiba. Niye tekil konuşuyorsun lan inek? Tamam canım ben de öyle demek istedim zaten. Çoğul demokrasici ayım. Vallahi erkek gibi kadınsın be yenge. Helal olsun sana. Beni bak Kadir abi kurbanın löpetinden isterim ona göre. O kadar para veriyorum. Ben parayı kolay kazanmayan tamam mı? Ulan şuursuz ayuz ha. O parayı sen kendin mi kazanıyorsun sanki? Ekmek elden su gölden aborjinler gibi yaşayıp duruyorsun. Bana bak itilmiş. Ağzından bir kelime daha çıkarsa bundan sonraki kurban bayramına kadar kahveye girmeni yasaklarım ona göre. Tamam Kadir abi tamam ya hemen 28 Şubat kararları alma tamam ben lafımı gel alıyorum. Abi. Ben de yasaklarım ha. Bir sene. Hadi bakalım öyleyse tıraşı bırakın da parayı tamamladığımıza göre bir daha gidip bakalım şu kurbanlığa. Parayı hazırladım yalnız ben gelemeyeceğim evde bayram temizliği ne yapacağım artık siz gidersiniz. Kolay gelsin sana. Sana da. Beri bak, evi güzel temizle tamam mı? Her yeri tertemiz yap, gelip kontrol edeceğim bak. Lan kendi evimi temizlerken de temizlikçi kadın muamelesi mi göreceğim he? Sizler yoksul emekçilersiniz dostlarım. Dinimize göre bu yoksulların kurban kesmesi farz değil. Yani... Kurban kesmeseniz de olur dostlarım. Lan oğlum Erhan bir sus lan. Susma! Susmayacağım dostum. Burada özgür irade konuşuyor. Saçmalama. Bize farz olsa bile verecek gücümüz yok zaten. Hangi parayla kurban alacağız lan? Aa doğru. Bak bunu ben hiç düşünmemiştim dostum. Yüksek yüksek tepelerle ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelerle ev kurmasınlar. Hadi Rusya aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete. Ana kız bu ne burada bu kırık kırık sopaya falan benziyor ama nedir kız bu? Ana bu şeydir bu. Anam dur hatırlayacak. Allah kahretsin ulan herif vura vura kafada akıl mı kaldı ya? Bunu ötürmüş hatırladım geçen Ekim ayında kafanı da kırmıştı. Oldu Allah oldu. Allah canını almasın seni. Annemi özledim. Bir tanesini hırgın. Annesini hırgın.
acık. Sonra hani taber bunlar da eğlenirken tabak kırıyorlar ya. Taverna, taverna. Ama hani bu da her bakı bir yere yapıyorsun. Ben derse. Böyle tabak kırıyorlar ya eğlenirken. Git bana bir tane porselen tabak bul dedi. Anacığım fakirliyorum kızı kuru olsun. Evde bir tane porselen tabak var oldu. Onu da anamın evinden getirmişydim ya. Anacığım ikinci bir tanesini bulamayınca tuttu kafamdan aşağıya böyle getiriverdi. Orada buldum. Çok romantik bir geceydi. Kız vallahi dayaktan bunu beyni sulandı. Kırık tabağa bakın romantizm yapıyor burada. Ha ne yapacağım? Biz o kadar romantizmi buluyoruz. Elimize geçiyor mu? Bulunca ona şükrediyoruz. Kızım sen iyi ki doğsun Şerban vallahi. Çekil dertteyim ben. Kızım o da evli sayılır artık. Kısa Kemal böyle yakında eniştemiz olacak. Başına avucunu yalasın o sahte rakıcı. Niye? Bak Rukiye iki de bir de böyle deme senle de bozuşacağız en sonunda. Kız niye öyle diyorsun be? Kemal'ım, Kemal'ım, kısa Kemal'ım diye yağdırır. Herkesle biliyor be. Mahalleli yalanla. Mahalle bozdum. Ben annemi özledim. Lan biri bağırıyor kız, kimdi bu? Kıkırmış yengen, kurbanı almışlar, kurbanı almışlar. Adam, kurbanı almışlar. Ey kız. Biz de gidip ikize bakalım da ne olur. Dur oğlum, daha temizlik işimiz bitmedi. Bitsin gider bakarız, acele etme. Geç otur bakayım şöyle. Geç, geç. Öğrencisi. Bu Adil Aydın kayfecimiz çay işleriyle uğraşıyor. Bu da öküz. Bildiğiniz öküz kesecisi. Eyvah. Öküz senin ne dediğini anladı lan itilmiş. Yandın. Çok şakacısın Kadir abi. Merhaba dostum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bak Erhan çok çalışırsan bunun gibi inek besin sonra seni kurban keseriz seni. Hayırlı olsun beyler. Bakıyorum kurbanlık almışsınız. 7 ortak birleştik ancak alabildik işte. Neyse. Keserken sokakları kirletmeyin. Size temizletirim sonra. Da başımıza muhtar seçtik, halt ettik. İktidar edin, çağa ayak uydurmak gerekir dostlar. Bu kadar adama karı muhtar, rezil olduk be. Seçimler benim çok oyu oldu ama. Yani ben vermedim ki, bütün karılar toplanıp buna oy verdiler. Seneye seçimde görüşürüz bir daha. Hele bir seçim olsun, görüşürüz dostlar. Hayır, bizim kurban gelmiş. bizim ortak olduğumuz kurban bu mu? Bu ya. Bu ne demek ya? Beğenmeyen çekilir ortaklıktan. Bakkal, öyle bir şey diyen mi oldu? Kahveci! Bana bak, maksadını arıza çıkarmak da o başka. Her türlü arıza giderilir. Sen ne diyorsun lan? Ya kesin! Abi! Kurulaşmaya artık yeter ya, kesin! Aaa! Söyleyin bakalım şimdi siz. Nasıl buldunuz kurbanlığımızı? İyi mi? Beğendiniz mi? Onu söyleyin. Esini beğenmeyecek de ya. Bildiğimiz öküz işte. Öküz gibi öküz ya. Bana bak. Bundan gayri safi milli bayağı et çıkar. Güzel vallahi. Hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Bana bakın. Şimdi bunu muhafaza edecek güzel bir yer lazım. Abinin önüne bağlasak. Olur mu be? Benim bakkalın önüne bağlayalım. Görmemişin oğlu olmuş. Tövbe tövbe. Olur mu ya böyle ortalıkta meydanlarda? Ya abi bir komşunun bahçesine filan koysak hem bu rüzgarda yazık hayvana ortalık olmaz. Bana bak bizim bahçeye bağlayalım bizim bahçeye. Doğru lan ya doğru. Kakılmış yenge de bir güzel bakar ona diye. Yalnız bak evvela buna bir portale bağlayalım. Süsleyelim mahallede bir dolaştıralım şunu. Evet. Ha ne konuşuyor? Vallahi doğru söylüyor. Allah hamdını verin. Kakılmış. Bu öküzün etinden azıcık bana da verin mi? Ayıp ettim be. Sana Şerbar'a vermeyeceğin de kime verecek? Sağ ol kız kakılmış. Ama da ben kendim için istemiyorum. Rasim'in işten için istiyorum. Nasıl yani anlamadım be. Kız anlamayacak ne var bunda? Bu öküzün etinden yiyenler öküz gibi kuvvetli olurmuş. Sabaha kadar güreş tutsa bana mısın dede? Allah'ım ne yapayım ya? Rasim'in karına hiç güle gelmiyor.
Kızım. Bir davuzunu sen abi. Duydun mu anne? Ne oluyor ki? Aa kız, iki bayram arası düğün olur mu? Oğlum sen bak dur. Gel mi kalkın mı? Hadi gel gel gel. Gel gel gel. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar kukluca kukluca. Çok komik. Ne bu ne ulan şizofren geçi? Ya durun şöyle bir atraf fotoğrafınızı çekeyim. Durun ha. Ya bir dakika dur. Evvela bir kere beni baş başa çeksin. Sen çek şöyle. Kaç şurada. Ya kaç çekin çıkma sen. Dur. Ben çek. Anne! Bizim romantik oyu hepten gönlünü hayvana kaptırdı. Sanki düğün fotoğrafı çektir ya. Ulan bari boynuzuna evlendik mutluyuz tabelası al. Merhaba. Edin şimdi siz de gelin hap baraba çektirelim. Hadi geçin geçin hadi. Neyse gidemem. Hadi geçin yürü. Hadi geçin. Geçiyorum gülüm. Çok sevdiğim bir şarkı vardır Kemal abi. Senin sevdiğin şarkı olmaz. Yine neyinlik peşindesin. Ya öyle deme Kemal abi, ben musikiye hayranım. Hadi ya. Bak şu şarkının sözlerine bir bak. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. O da durmaz hep düşünür, bütün insanlar gibi. Bir de evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verse geçinir, yeter ki mutlu olsun yuvası. Şu sözlerin güzelliğine ya, bak. Evet öyle abi öyle. Bana eski günleri hatırlattın biliyor musun? Hmm. Alpay söyle. Tabii tabii tabii. Şimdi Kemal abi ben ne diyorum biliyor musun? Ne canım? O şarkıdaki kızın fabrikada sardığı tütün var ya. Evet. Ondan bir paket alabilir miyim? Aa tabii. Ulan olmaz. Borcunu ödemeden olmaz. Aa Kemal abi yani dostum. Yani şunun şurasında staja ne kaldı? Başlar başlamaz hemen ödeyeceğim borcumu. Aman salak. Sen 10 yıldır şu hukuk okulunu bitiremiyorsun. Bir de staja başlayınca ödeyecekmiş. Batıracak mısın lan beni? Dostum bir saniye. Ulan ne diyorsun? Ben şimdi sana sorarım dostum. Kemal abi. Gel. Şiddet doğru bir şey değildir Kemal abi. O seni ilgilendirmez. Şiddet Kemal abi, doğru bir şey. Bak temel olarak. Ulan borcunu ödemiyorsun bir de borç istiyorsun. Canım abi. Bak yapma Kemal abi. Oğlum tek bir şey yapma. Kemal abi yapma. Lan kalkılmış. Kalkılmış. Buraya gel lan. Dilim bizim mahallede hep psikopatla kalkmış. Görüyor musun bak? Sinema seyreder gibi seyrediyor hayvanı. Hadi koko filiko, koko filiko! Kalkılmış, kalkılmış, gel gel! İşte bir oraya bir buraya gidiyor. Gel, gel. Bu hayvanın neresinden kıyma oluyor? Haa, baldırlarından oluyor değil mi kalkılmış? Hem göğsündeki etlerden de kuşbaşı kuşbaşı oluyor değil mi kalkılmış? Ne bileyim ben? Yalnız burgu kokar diyorlar, öyle tabir kokar. Haa, hem de çok yağlı oluyor diyorlar. Yok kız, yağlı olan keçi, keçi. Aman da siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ana, bu da her dakika kurbağa kesiyor sanki. Fahri kazak kesildi başımızdan. Ana, bir defa kesiyoruz, nerede ötülenir bir yerde? Bu benim yerim Fransız. Tamam, sen benim yerim. Çağır şey. Çağır. Bu da Seccan. Kancısı, sevenler bakkalı, gencise. Sen şiir söylemeyi bırak da önce pencise nasıl oynanır? Hadi oyna abi, abi, hadi oyna abi, hadi. Mars olursun. Hadi. Çağır. İşte bu kadar. Şey selamun aleyküm Halil. Sağ ol Adil abi. Abi dediğin adama bak. Ya abiciğim sizin yaptığınız da ayıp ya. Aynı mahallenin esnafı olmayacak şeylerden kavga ediyorsunuz. Hem Adil abi iyi bir adam. Biraz sinirli ama. Yok ya sinirliymiş. Şeytan görsün yüzünü. Bir de bundan biz ortak kurbanlık işine gir. Ya niye sinirlerini bozuyorsun? Ne mübarek iş yapıyorsun ya. İşte. Oyna şunu hadi ya. Oho. Erzurum çarşısı pazar. Aman o kız canım kız. Yavrum o kız yavrum o kız. Erzurum çarşı pazar,
Aman o kız canım o kız. Yavrum o kız, gülüm o kız. Bakayım ben. Ana. Uçuk mu oldu la? La kıplaşıp duruyorsun la Panasonic G500 gibi he? Yok bir şey be, sen altlarına bak, ben ölçü alıyorum. Ne ölçüsüymüş la o? Selim'e sahip o kızı süsleyeceğiz de senin malum öküzden ölçülerin aynı. O bakımdan yani diye. Nereye bak kalkılmış. Sana şimdi bir tane çakarım bir de duvar çakar abanın olsun. Sen çarpık kablosu musun ki çarpıyorsun? Çarpık. Hatta çurpuk. Çarpık oğlum. Kalk! Ana! Vallahi istemedin oğlum ikimiz. Vallahi çıkar çıkar. Allah aşkına çıkar. Bak bak şu pazar giyersin. Şunu şunu giy. Bak kırmızı kırmızı hem sana çok yakışacak. Vallahi. İstemedin oldu. Kusura bakma. Kalk mı diyorum lan yakışıyor mu? Valla kırmızı sana yakışır yakışmaz. Sana yakışmayacak da kime yakışacak ulan? Yapma ya. Aaa valla çar yakıştı. Yakıştı mı kız? Valla sen kırmızı giyince Mahsun kırmızı kule benziyorsun biliyor musun? Kız kalkılmış. Aslında bende potansiyel var ama tesis yok. Yoksa ben de kendi çapımda playboy sayılır değil mi? Tabii canım ama şimdi sen istersen bırak bu lafları da git hayvana bak. Gemi suyu var mı? Hadi bakalım. Hakikaten ben hayvana bir bakayım. Bak bak. Bak bak. Kıvzı kıvzı. Beyaz boylu kırmızı gül güller arasından gelir. Beyaz gül kırmızı gül güller arasından gelir. Yarın giymiş kırmızı kazak güller arasından gelir. Ne oluyor lan o kız? Dur lan gelme lan. Ne oluyor lan? Lan. Okuzlar kırmızıyı görünce derlenirler bilmiyor mu? Okuz. Ha bir de okuz olacak. Ay bak. Açıyor, açıyor. 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 Merhaba, Usta Kemal abi. Merhaba, Figüren Yılmaz. Ne o, yine bugün işe gittin galiba, iyi çalışmışsın. He, çok yoruluyorum abi, çok. Ha. Bizim eski yönetmen abi. Dedi ki, Yılmaz'cığım senin olmadığın bölümlerin reytingi düşüyor. Ayağının altını öpeyim gel. Ben de kıramadım keratayı, gittim tabii. Yapma ya, he. Kıramadın gittin. Lan sen Kadir inanır mısın be? Şimdi Kadir inanır dedin ya abi. Kadir inanır da reytingleri düşüyormuş. Ha. Dediler ki, Yılmaz'cığım sen oynar mısın Kadir'in yerine? Dedim bir düşünelim. Tabii ciddi ciddi düşünüyorum mesela. Yapma ya. He. Yine koskoca Kadir İnanır'ın rolünü sana teklif ettiler. Kim inanır? Şimdi Kadir inanır diyeceğim. Kötü bir espri olacak değil mi? Yani yok abi mesele o değil de. He. Yüzüm eskiyor biliyor musun? Vallahi. Yapma ya. Ulan bu suratın neye eskiyecek? Filmlerde dayak yiye yiye çarşamba pazarına döndüm be. Aman be. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor Kemal abi. Buyurun, borcumun bir kısmını takdim edeyim. Ha, bana bak, şunun tamamını versene. Biraz da bize kalsın be abi. Yani aç mı gezeceğiz, delikanlı adam değil mi? Demek Kadir İnanır'ın rolünü sana teklif ettiler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi sen var ya, ölüyü güldürürsün. Bak, bu konuda da yetenekliyimdir hani. Haydi görüşürüz abi. Görüşürüz. Hesaba yazarım ben onu. He. Hayır abla, danayı kesecek misiniz? He ya, keseceğiz. Niye? Bir şey mi yaptı seni? Bir suçun mu var? Yok. Nereden buluyorsun bu lafları? Peki. Kesileceğini biliyor mu? Uzattın ama Cenk. Eninde sonunda bir hayvan, nereden bilsin ki? Annesi üzülmez mi? İşin yok mu senin? Hadi git oyna. Adet böyle. O zaman anlamasın diye mi süslediniz? Sorduğu sorunlara bak. Hadi git başımdan. İşim başımdan aşkın zaten.
gelsin. Sağ ol Rukiye bacım. Şey diyecektim, sende bu sebzelerin, meyvelerin boş kasaları var mı? Bir iki tane var ama içinde yarar mı? Ay Allah razı olsun, yaramaz mı? Bak sakın yanlış anlama, ben sobayı tutuşturacağım da onun için istiyorum. Yap. Şurada boş mu? Boş ama onu kakılmış yengeye söz verdim, kusura bakma. Aa, olsun mi? Olsun, sağlık olsun, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hadi, hadi iyi işler. Sağlıcakla kal, sağ ol. Şu fukaranın gözü kör olsun, insanlar odun alacak para bulamıyor. Buyur. Sağ ol, kal sağlıcak. Kal sağlıcak. Bir paket kibritin veresiyesi mi olurmuş be? Allah'ım yarabbim. Şuraya bak. Gelincik sigarası almış 1975'te, hala borcunu ödememiş. Fabrika kapandı be. Ne yapsınlar baba? Mahallede herkes gariban işte. Hadi be, sen de onları mı tutuyorsun, beni mi? Allah Allah, battık be. Oh, Şehriban Hanım. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Ne arzu etmiştiniz? Cenk sürpriz yumurta mı ne varmış? Reklamlarda görmüş. Ağlayıp duruyor. Oh canım, çocuk işte. Tabii reklamların etkisinde kalıyor istemeden de olsa. Bir sahicisini yemeğe bulamazken bu sürprizini istiyor. Ama resmi rica ederim. Ne demek ya? Hesaba yazarım. Yok yok. Bu seferlik ödeyeyim, param varken. Bakın bu seferlik o güzel hatırınız için kabul ediyorum. Ama bir daha asla para lafı duymayın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen de günler. Karar ver ama baba, az önce verisi yalanlara beddua ediyordun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Aman efendim, iyi günler, yine bekleriz. Daha bir dakika. Kızım, koş içeriden bademle bir çikolata kap, gel. Koş, hadi koş. Efendim, önümüz bayram. Cengin canı belki bademli bir çikolata çeker, değil mi? Bu buyurun. Teşekkür ederim, rica çok iyisin Kemal. Aman efendim, estağfurullah. Merhaba enişte, nasılsın? Adamlar say zannettin. Say zannettin ama zaten bütün mahalle biliyor. Hadi, hadi gir içeri bakalım, hadi. Bugün yine işe gitmişiz galiba. Hay Hüseyin abi ya, çok yoruldum. Ama bu filmde bayağı bir dayak sahnem vardı yani. Sinema dünyasındaki kariyerimiz gittikçe yükseliyor tabii. Yılmaz Bey, yani sahnelerinizin artması bir yandan iyi de bir yandan kötü olmuyor mu? Niye kötü olsun canım? Yani sahneler arttıkça morluklar da biraz artıyor da ondan. Ha, ondan. Siz hiç üzülmeyin Nimet kardeş. Yani ben profesyonelim. Tabii artık acımıyor. Biraz daha dikkatli olsun. Nasıl yani abi? Ne bileyim, vuruyor gibi yapıp film hileleriyle plan geçiştir. Olmaz abi, inandırıcı olmaz. Gerçi rejisör de sahiden vurmayın falan diyor ama ben tabii vur kardeşim, vur ses gelsin diyorum. Dayağı yiyorsun ya. Evet Allah. Yani yumruğu bir yiyorum abi. Bir atıyorum kendimi o masaya, o duvara vuruyorum. Böyle sahici olsun diye tabii. Yani sinema dünyasında sahicilik her şeydir. Bilmem anlatabildim mi Nemir kardeş. Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Çok yani bir yemek yaptım he, vallahi. Zaten şunun şurasında kaç tane aşçı kaldık ki. Ümit Usta, Obez Usta, bir de Kakurmuş Usta be. Kendi kendimi met etme lan, medyatik sığır. Bırak ben takdir edeyim. Bak ben kendi attığım dayağı takdir ediyor muyum? Hadi hadi, doldu bakayım. Bu ne lan? Ekmek kaşığı. Yoksa Fransız usulü portakallı ördek mi bekliyordun Monsieur Tülmüş Dülayo? Beri bak bakılmış. Sana kaç kere söyledim la stand-up komedyenliği senin sağlığına zararlı diye. Bak her gösteriden sonra yüzün gözün morar ya. Bırak stand-up komedyenliği de başka bir şey götüreyim hadi. Sen kendini televolinin yalan dünyasında sanıyorsun galiba. Filtresiz ayı. Burası öteki Türkiye. Evde ekmek vardı, ekmek aşı yaptım. Ekmek aşını bir de ekmeğine mi yiyeceğiz lan? Tabii, gönül isterdi ki
şöyle bir ekmek bayıldı. Ekmek üstü az pilav. Ekmek turşusu ne yapayım ama yetiştiremedim tabii, kusura kalma artık. Verim bak kalmış. Ekmek çarptın diye bir laf vardı. Sen bunu biliyor musun? Ne biliyorum. Ya şimdi seni ekmek çarpmadan ben çarpacağım, haberin olsun. Ama tamam, ben şaka ediyorum. Ben sen de her şeye kızıyorsun. Zaten şunun şurasında bayramı ne kaldı ki? Ana istemediğin kadar et yersin be. Et mi? Burnuma mis gibi et koktu kız kalmış. Vallahi bu ekmek aşı da et gibi olmuş ya. Bonfile. İstek. Pirzola. Nereye lan? Kuş başı. Nereye gidiyorsun be? Yapam. Anne! Nereye ulan? Üçürmüş. Ulan! Ne yapıyorsun bana bıçakla? Seni katil yem başladım lan dışarıda yok. Kaburga. Antrikot. Biftek. Anam. Tandır. Ulan yoksa o kuzunu keseceğim lan. Ulan geledin mi? Kurbandır, kurbanın ilk günü keseceğiz lan! Kız hepsini kesmeyeceksin kız, ucundan öcük kız! Ne demek ucundan öcük lan, mahalle psikopat! Cam canlı hayvandan parça kesildiği nerede görülmüş? Lan bak, kendi payımıza düşen kısmından keseceksin kız! Bak şu budun gözelliğine bak kız, kakılmış! Ulan ne demek cam canlı kesilir mi hayvan? Hem öküzün etini hiç yer mi? Yürü lan içeri, yürü! Ben o ekmek yemen şimdi ben. Yemez, sen yeme canım, sen de tatlı yersin. Tatlı mı yaptın kız, ne tatlısı? Ekmek tatlısı. Lan bak yedin seni. Rasimciğim, 5 çeyim ver, 1 milyon. Serbest veya glikozit halinde kıyamam. Senin bugün 9 çeyim var Eren. Ama sen öğrencisin, 1 milyon ver yeter. 1 milyon mu? Para her şey değildir dostum. Şu para kazanma hırsı yüzünden birbirimize düşman olduk zaten. Zaten sana indirim yapıyoruz. Bir de name yapıyorsun be. Biz seninle aynı saftayız dostum. Yani kavga ederek egemen güçlerin ekmeğine yağ sürmeyelim. Lütfen rica ederim. Tamam be Adil abicim, tamam yahu. Erhan'ın çaylarını da buradan al, benimkiyle beraber üstü kalsın. Ya bir şey değil. Param yok desin istemeyeceğim. Ama şu tıraş yok mu? İnsanı çıldırtıyor be. Yahu varmayın üstüne çocuğun. Ne yapsın yani? Tıraştan başka sermayesi yok ki keratanın. 5 dakika daha beklerseniz sarı renkte bir... Kaç yıldır evliyiz. İlk defa kurbanımız oluyor. Heyecanımı yapıyor. Uykun gelmeyse bir uyku da yatayım lan kalkılmış. Uykusuzluğa birebirdir. Şıp diye uyursun vallahi. Ya lan tamam uyuyam ben. Maşallah 24 saat açık dayak istasyonu gibisin mobilayı. Ne yapıyorsun be lan, çeksene. Çek ya. Ana hayvan. Çek. Kız canım kız.
Yavrum okuyacağız. Okuş. Neredesin lan okuş? Okuş nereye gittin ha? Ana! Okuş yok! Nereye gittin okuş? Ulan! Vay toprak başıma! Okuş yok! Okuşu çalmışlar! Öpeydim! Öpeydim! Koş! Koş! Çalmışlar anam! Anam! Geçti okuş! Geçti! Ne oluyor lan kadın işte yaparsın lan ya! Okuşu çalmışlar okuş yok! Okuşunu çalmışlar! Ana! İpini kestin de gitmiş lan! Kakımız bacı. Ben buradan geçiyordum da şöyle bizim öküze bir bakayım dedim. Hani sağlığı saati yerinde mi? Bahçede yok. Evet. Bahçede yok. Çünkü? Çünkü öküz içeride. Aa, öküz içeriye mi aldınız? Ne yapalım? Hayvancağız sabaha kadar dondu. Öyle üşüdüm diye mi öyle de durdu? Aa, öküz üşüdün mü dedi? Yani ben dikilmişin yalancısıyım biliyor musun? Öyle o bana öküzcüden çeviri yaptı. Biz de son arzusu olarak içeri aldık. Ne dedim? Dur cergen yapmasın ben kapıyı kapatayım. Sen gel şöyle şu tarafa doğru gel. Vallahi Allah korusun. Cergenliğini de yaparsa hayvan cazmış bütün hasta olur. Nezle olur vallahi. Şimdi itilmişle koyun koyuna yatıyorlardır. Daha doğrusu öküz. Yani siz şimdi koca öküzü içeriye aldınız öyle mi? Olacak iş değil. Ne var ki bunda ben? Koskoca itilmiş ayısını seni lardır içeri aldığıma inanın yanında bir öküzü fukunluğuna içeri aldığıma mı inanmıyorum? ben bir bakayım üstünü açık bırakmasın bir örtüm geliyorum. Ulan itilmiş çabuk böyle. Çabuk bir böyle. Ne böyle? Ya lan durup bırak salak mısın sen? Ulan Kemal'a dedim ki öküzü içeri aldık dedim. İçeri aldık dedim şüphelenmesin böyle acık böyle. Hadi hadi. Öğlenir mi şöyle dört ayak üstüne bin de öyle böyle burdunu böyle havaya doğru uzatı be. Hadi. Olacak. Daha. Hadi. Kendini öküz gibi hisset. Böyle arada bir şey yap ben geliyorum. Nereye bakıyorsun be kendi? Hayvan ölçerdi. Ama ya öküzün sesi değişmiyor hiç. Tabi değişir. Eğitilmiş öyle muhabbet edince hayvanın şivesi bozuldu. Ha, şivesi mi bozuldu? Cemal abi ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Nasıl olsa yarın bayramdır. Diyorum ki hayvan bu gece de bizde kalsın. Hem eğitilmişle böyle etle durmak gibi oldular. Etle dur. Pek bir şey anlamadım ama dediğin gibi olsun. Şey ben... Senin başka işin yok mu Allah aşkına? Bir kahveye nereye git hadi. Hadi ben de hayvana bir bakayım üstünü örtmesin. Gitti mi lan gitti? Yok lan gitmedi. Daha orada duruyor şuraya gel. Yapma ya. Abi biraz böyle olalım. Sen böylesene azıcık. Ulan inekle öküzün böylemesi aynı olur mu hiç? Hadi böyle şöyle dört ayak üstüne çık hadi. Su ister gibi böyle. Çakal şimdi bir daha. Dedeciğizden
Kemal gitti ama yarın sabah bayramın birinci günü götürüp o kuzu keselim diyecekler. Ne yapacağız sabah? Allah, onların da bizim gibi ilk kurbanlarıdır. Ne de cüzdü lan? Bir an evvel gidelim arayalım lan şu kuzeyi. Arayalım. Hadi o zaman. Ana, Şehriban nereye gidiyorsunuz? Cenk'i doktora götürüyorum. Dün gece gene sabaha kadar uyumadı, hep kustu yavrucak. Ne olduğunu anlayamadık teyzesi. Teyzesi senin hanamdır. Yavrum, ne oldu sana? Sevgilim, ne zaman isteteceksin sen beni? Utandı. Kız bu büyümüş. Sen bunu artık kadın terapamına getirme. Üstüne gitmesene çocuğum. Aman beni yapma. Yavrum, ben seni yerim. Kurban olayım ben sana. Çaylar nefis. Mis gibi kokuyor. Buyur Gazi. Sağ olasın. Evet beyler, çaylar kan kırmızı. Adil abi bırak şimdi cimbo kırmızı, sen bize 3 tane sarılı acat çay ver ya. Boş ver Adil abi. Dostlar, Fener, Galatasaray, Beşiktaş diye ayrılıp güçlerimizi bölmeyin. Yahu sana ne helalledin tuttuğu takımdan Eren? Öyle deme dostum, bizim tutmamız gereken bir takım var. O da yoksullar takımı. Hüzün renkli formasıyla yoksullar takımı. Ne diyorsun lan, öyle spor. Ne alakalı bir yapar, oynarız valla. Dostum, burada tartışıyoruz. Lütfen yani durumu kavga boyutlarına çekmeyelim. Oh, oh, kesin sesinizi lan satsanlar. Bundan sonra Erhan abinize saygı göstereceksiniz, tamam mı? Yoksa ben hepinizi oyar, kafataslarınızdan sarı lacivert tespih yaparım ona göre. Pardon abi. Buyur. Sağ ol Adil abi. Yoksul takımı bu sevgi mücadelesinde kendisine verilen desteği asla unutmaz abi. Oo, yine beleşe yatıracaksın galiba Erhancığım. Ya ütürmüş. Doğru söyle bak. Yoksam gece gizlice kalkıp okuzici dün mü? Lan Berimak, manyak manyak konuşma, Dalmatyalı sığır. O kadar okuzu ben tek başıma nasıl yiyeceğim? Vallahi ben bile yiyemem. Vallahi belli olmaz. Sen biraz azmettikten sonra bufala sürüsünü bile yersin. Lan böyle aramakla olmayacak bu iş. Yani okuzun çarşı pazar gibi gezmesi gibi bir alışkanlığı olsa ne işte bir şey demeyeceksin ama o da yok işte. Ne dediniz peki lan? Başım gelen adama soralım bir ben. Kusura kalma abi sana bir şey soracağız da sorması ayıp. Şu bizim okuzu buralarda gördü mü be? Soldaki okuzu soruyorum abi. Sağdaki evin yolunu biliyor. Hiç kaybolmaz. Yok bacım kusura bakma görmedim. Buyur Kadir. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ya ne dersin Adil abi? Gidip şu kurbanlığı bir ziyaret etsek mi ha? İyi olur tabii ya. Gidelim abi. Son gece yemini kesip bir daha sabaha kadar ot mot vermeyecekmiş. Yapma ya. Göre. Eyvah. Bitirmiş şimdi bütün salonu hayvanın önüne yara. Yok be. Yanlış biliyorsun kardeşim. Asıl su vermemek lazım. Adil abi haklı. Bir gece önceden suyu kesecekmişin ki hayvan şişmesin. Olur mu ya? Asıl bir gece önce biraz tuz yalatıp su içirecekmişsin ki eti çoğalsın. Sen de hiç anlamıyorsun bu kurban işlerinden be kırk. Dostlar! Asıl kurban bizleriz. Biz böyle her şeyi... Yahu bir de susmayı denesene be Erhan. Kardeşim dersine baksana sen. Haftaya imtihanın yok mu senin? Ya abi ben bir yerde duymuştum. Kurbanı bir gece önce eğlendirmek çok sevapmış. Ne dersiniz? Luna Park'a götürelim mi hayvanı? Olur mu öyle şey ya? İyi valla. Kurbanını da alıp hep beraber meyhaneye gidelim de hayvanla bir iki tek dağıtarız. Ne dersin ha? Abi dalga geçme ya. Yani şeydi, duyduk dedik işte ya. Thank you.
Bırakın bu saçma sapan lafları. Kurbanı maça götürmek nereden çıktı lan? Ya abi sen bunlara saçmalık diyorsun ama geçen gün bizim kayınbiraderin rüyasına giren aksakallı dede kurbanı Atari salonuna götürün demiş. Sevabım ikiye katlandı diyor kayınbirader ya valla. Kusura bakma ama senin kayınbirader de pek sapmış ha. Ha ya. Biz böyle saf oldukça sefer bulan çok olur. Adil abi çok haklı. Biz böyle birbirimizle didişeceğimize sömürüye karşı didinin arkadaşlar. Ben böyle mi dedim lan? Ne saptırıyorsun lafımı? Ya gereksiz yere kırmayın birbirinizi. Buradan şu anlaşılıyor ki kurban konusunda hepimiz oldukça acemiyiz. E tabii canım ne de olsa bu bizim ilk kurbanımız. Tabii doğru. Birbirimizi kırmamıza hiç gerek yok. Ya bana bakın. Burada boşu boşuna çene çalacağımıza itilmişe gidip şu mübarek hayvanı bir ziyaret etsek nasıl olur ha? Doğru ya. Ya bütün yük onlara kaldı zaten. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Erhan. Ha. Ben gelene kadar kahveye sen göz kulak ol, olmaz mı? Aa, tamam abi sen hiç merak etme. Güle güle. Ana! Şunlara bak kız kahılmış kız. Ne oluyor lan? Fethayu, gene et krizine mi girdin? Ben bu etleri bir yerden tanıyorum kızlarmış. Anne! Sor bakalım, belki onlar da seni bir yerden tanıyordur. Dalga geçme kız, bunlar bizim öküzün eti değil mi kız? Çok benziyor kız. Nereden benzetiyorum ben? Hiç benzemiyor, manyaklaşsın sen gene. Benziyordu. Et almayacaksınız, dükkanlarını kapatmayın birader. Yok kardeş, bizim etimiz var da. Yalnız bizim et evden kaçtı. Yani biz okuzu arıyoruz bak, bunu kaybettik. Yani bizim için manevi değeri çok büyük. Yoksa maddi değerinin ne önemi olur? Bütün başımda ya, manyak mısınız nesiniz? Ana, senin ışık bile yardımcı oluyor biraz yalvarınca. Ne olur yardımcı olsan. İnşallah bir dolu döverken yanlışlıkla barnaklarını döver. Niye gitti bunlar ya? Ya kurban da yok. Çalsanız şu zili. Çal bir daha ya, çalıyoruz. Abi belki hayvanı gezdirmeye çıkarmışlardır. Rahmetli babam bayramdan bir gün önce gezdirilen hayvanın yağı erirmişlerdi hep. Safiyet kalırmış. Uydurma lan Halil. Baban kurbanı nerede görmüş ki? Öyle deme abi, ona da dedem söylemiştir. Dedeni de tanırız lan. Biz küçükken meydanda poğaça satardı. Nerede deden de kurban alacak para? Doğru valla ama abi siz de bizim aileyi hepten yoksul yaptınız ya. İlla arada bir iki tane hayvan kesen olmuştur yani. O kadar da züğürt değiliz. Abi çalsana bir daha ya. Meraklıysan sen çal. Yoklar evde işte. Yürüyemeyeceğim bitirmiş. Ayaklarımı karık sular indi. Nerede şu okuz oğlu okuz be? Ya, kufur etme hayvana be. Günahtı be kurban. Ne kufuru lan? Aradığımız okuz değil mi? Babası da okuz. Okuz oğlu okuz işte. Ama sus artık be Dülmüş. Biz ne diyeceğiz ortaklara şimdi? Ulan getti dağ gibi okuzumuz getti. Sırma saçlıydı, badem gözlüydü. Ulan bir ne diye meğlerdik, insanın içi sızlardı be. Ayak ağlamaydı, yukta arayalım hadi. Aha okuz. Sensin okuz, doğru konuş, dayağı yesin. Ulan okuz diyorum, okuz. Ulan okuz deme bak, elimde kalacaksın. Ulan sen benim bahsettiğim ağabeyim. Ulan bizim net okuz olmuş lan. Çaldınız diye hayvan sizin mi oldu? Manyak mısın lan, ne çalması? Kendi kurbanımızı niye çalalım? Salak mıyız? Niye sizin oluyor lan? Salak oğlu salak. Bütün mahalleyi toplanıp 7 kişi ortak aldık biz bu kurbanı. Sabahtan beri arıyoruz lan. Ulan kereste senin canın dayak istiyor. Vurun lan. Ne oluyor lan? Hep bu buldunuz zaten.
Evladım, neden adamların danasını çalmaya kalktınız? Çalmaya kalkmadım komiserim. Bizim danamız sandım. Biliyorsunuz hayvan hayvana benzer. Ya, ya şimdi siz hırsız değilsiniz öyle mi? Vallahi de billahi de değiliz komiserim. Ben şahsen temizlikçiyim. Ağabeyimde kocam oluyor. Zaten başka da bir şey olmuyor. Yani çalışmıyor, işi gücü yok diyorsun öyle mi? Vallahi tebrik ederim abicim. Lep demeden leblebiyi anlamakla kalmadınız, yediniz bile. Lep bitirmiş. Ne diyorsun? Bak leblebi desem bile anlamayacağı belli olmuş. Çok sevdim seni, katılmış, akıllı kadınsın. Peki çalmaya kalkmadık diyorsunuz. Nedir bu olay, nasıl bir anlatsanıza? Şimdi anlatıvereyim abicim. Bu yoksulluğun kuzu kör olsun. Biz mahalleliyle 7 kişi bir ortak kurbana girdik. Kurban ilk gün bizim bahçede yattı. Sonra? Ertesi günü bir uyandık ki anam... Yani çok pardon, yani amirim diyecektim. Dananın yerinde yerler esiyor. Yok, araki bulasın. Bir gün, bir gecede sokak sokak itilmişten danayı arayan. Daha sonra işte biz abilerin danasını gördük yolda. Acaba bizim dana mıdır, nedir diye benzettik. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. Abileri acık cırmaladım, çok özür dilerim, çok pardon. Neyse, neyse. Bir dakika, şimdi öteki ortaklar sizin kurbanlık hayvanın çalınları biliyor mu? Nasıl söylerim ben amirim, yıkılırlar vallahi. Onların da ilk kurbanlarıdır. Hatta ben yalan söylemek zorunda kaldım. İtilmişe öküz taklidi bile yaptırdım. Ne? Öküz taklidi mi? Vallahi billahi, şimdi ortaklardan biri kapıya dayandı. Nerede bizim danamız dedi. Ben de dışarı yok, içeride demek zorunda kaldım. Yanlışlığım anlaşılmasın diye de itilmişe biraz öküz taklidi yaptırdım. Peki güzel yapabiliyor mu bari? Fena değil, biraz kabuk alıyor ama işte. Benzeriyor yani. Peki bir de burada yapsın. Hadi bakalım. Ya ben... Oğlum mu komiserim şimdi? Yapıyorum amirim, falaka yarım valla. Duydun değil mi? Yatırın falakayı ona göre. Yap bakayım. Ut ister gibi yap. İyi oluyor. Çok güzel. Devam et, devam et. Su ister gibi yap. En iyi oluyor. Su. Çatlayacağım neredeyse. Tamam, bana bak. Sen git mahalledeki diğer ortakları da al getir. Takılmış adlarını, adreslerini ver onların. Başüstüne amirim. Bu follow operasyonu yapamıyoruz. Bari kendi çapımızda bir dana operasyonu yapalım, değil mi? Kaybedersin ya. Sen ne diyorsun be? İtilmiş ilişmiş suçu yok ki. Bütün suçu uğursuzda. Onun ortak olduğu kurban mundardır. Uğursuz sensin, terbiyesizsin evladı. Lan bu tuzanmazın ortak olduğunu bilseydim ben bu kurbanın içine hiç girmezdim. Ben beni beyler, beyler. Kendinize gelin. Burası kahve değil, karakol. Atarım içeri ha. Efendim ilk defa bir kurbana ortak girdik de. Tamam canım. Kurbanlık kayboldu diye ortaklık bozulmaz ki. Kahveye çevirdiniz burayı. Bana bakın, benim bildiğim bayramda millet barışır, siz kavga ediyorsunuz. Ayrıca el birliğiyle ara buluruz kurbanlığı. Sizin ikinizi bir daha atışırken görürsem içeri atarım ona göre. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Thank you.
Bayramlıkları da pek çıkmış maşallah. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi çocuklar, iyi bayramlar. İyi takılmış abla. Mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun canım. İyi bayramlar kakılmış. İyi bayramlar. Bayramlar olsun inşallah. İyi bayramlar. Ne oldu kakılmış abla? Babama sorsam kızar şimdi. Çaktırmayasın. Öpüş kayboldu. Hele bir bayramlaşalım da sonra konuşuruz. Ne bu suratınız böyle be ha? Acı suratınız kurdun. Ne de olsa bayram. Mübarek olsun, itilmiş. Senin de. Bayramın mutlu olsun kadınım. Senin de mutlu olsun. İnşallah çok bayramlar vurursun. Amin. İnşallah. Dostlar! Sadece bayramlarda kenetlenmeyelim. Bu beraberliğimizi meydanlara taşıyalım. Omuz omuza verelim dostlar. Tamam ulan tamam, gel buraya. Bayramın mübarek olsun çift ikişer gele. Kadir abi. Efendim. Sen git olacak ama öcük gelsin. Geldim yenge geldim. Şey, Adil'le Kemal hala bayramlaşmadılar. Ayıptır, günahtır bayram günü be. Aa, doğrusun be yenge. Kurban derdine ben unutmuştum onları ya. Gel bakayım şöyle Kemal, gel gel. Adil abi sen de gel. Gelin, gelin, gelin. Mübarek bayram günü küslük olmaz. Barışacaksınız. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ya, aa, el sıkışın ya. El sıkışın, tokalaşın. Ha. Bayramın mübarek olsun kahveci. Senin de bakkal oğlu bakkal. Ya olmaz öyle şey. Öpüşün be kardeşim. Öpüşün, öpüşün. Taş şu sakalını kessene be. Adamın suratına batıyor. İnadına mı yapıyorsun? Lan manyak mısın oğlum? Üç günlük sakal niye batsın? Götür şu herifi be. Bu mübarek günde. Ne yapıyorsun adam? Dediğim ben size ulan. Kabahat sizde değil. Kabahat sizde değil. Sizi barıştıran da. Ulan bayram günde kavga ettiniz ki helal olsun. Çok tebrik ederim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Herkes bayramlaştı mı? Bayramlaştı. Eğer bayramlaşma bittiyse bir şey söyleyeceğim, dinleyin. Kurbanlığımız kayboldu. Ne? Daha doğrusu biz kaybettik. Her neyse canım, kuş olup uçmadı ya, buluruz. Arkadaşlar, şimdi hepimiz bütün mahalleye dağılıp köşe bucak arayacağız kurbanlığımızı. Mutlaka bulacağız. Hadi bakalım, dağılın. Serim bulduk. Bilmiyorum valla. Benim hesabıma göre gelmesi lazım ona. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sizin de. Buyurun. Biz Maltepe Huzurevi Yardımlaşma Derneği'nden geliyoruz. Hoş geldiniz abi. Yardım mı edeceksiniz bize? Doğrusu da isterseniz biz sizden yardım isteyecektik. Derneğimiz için kurban derisi, kurban eti ya da canlı kurban bağışık ediyoruz. Ne diyor bunlar ya? Kardeşim öyle fakir bir mahalleye geldiniz ki buranın ahalisi kurbanı kendi bulsa kendi yiyecek. Neden size bağışlasın? Hem siz zaten biraz geç kaldınız abi. Bizim bir kurbanlık vardı. O da ben özgürüm deyip o reklamlardaki kız gibi kendine yollara vurdu. Kayboldu yani. Bulundu. Yok canım kayboldu. Kurbanlık bulundu. Evet.
kurbanlık bu mu arkadaşlar? Gözünüz aydın bulundu sonunda. Evet. Artık itilmiş beyince öküz taklidi yapmasına gerek kaldı. Sağ olun komiserim. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Peki kim çalmış komiserim? İnanmayacaksınız ama çocuklar kaçırıp saklamışlar. Evladım. Hayvanı pek sevdiler herhal. Anlamadım mı Şerban? O yüzden kaçmışlardı. Hadi artık bıçağı götürün keselim yiyelim şunu hadi. Kesmeyin ne olur kesmeyin. Oo, üzülme yavrum üzülme. Ağlıyor ağlıyor oğlum benim ağlım Yusuf. Vay Allah ne edeceğiz be. Bakın arkadaşlar bir teklifim var size. Eğer siz de razı gelirseniz bu kurbanı huzur evine bağışlayalım gelsin. Bana sorarsanız sevabı çok daha büyük olur arkadaşlar. Ben razıyım arkadaşlar. Bağışlayalım gitsin derim ben. Var. Şunu yiyelim kalanını bağışlarız ya. Tamam mı ortaklar ne diyorsunuz bağışladık mı? Bağışladık. Bari şunu yiyseydik ya. Tamam abiler kurbanı bağışladık gittim. Bak sen de ağlama artık. Yavrum bak kurbanını kesmeyeceğiz. Anam al bu sulu gözlü oğlanı be. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir sevaba girdiniz. Hepinize iyi bayramlar. İyi bayramlar. Vur davulcu davula. Bile bile Adana kebap, Urfa kebap, Şiş kebap, pizzala, biftek, başka ne değilse. Hep sende içi gitti ayırma. Lan sen de senin yüzünden et bile yiyemedin. Senin başın altından çıktı bu. Emme sana ne diyeceğimi biliyorum. Ne diyeceğim lan katil balina. Seni kendin. Anam!